bekliyoruz Haluk. Geldi. Allah Allah ya. Aa, gelin hanım gelmiş. Selam millet. Hoş geldiniz. Sibay da gelmiş. Evet, sürpriz yapmak istedik. Anneciğim. Emine abla, elin nasıl oldu senin? Geçti. Gelin sofraya. Merhaba. Hoş geldin. Hadi buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Emineciğim, sen hem Sima'ya hem Emre'ye et koy lütfen. Ben bugün diyete başladım. O yüzden Emine bana kabak yaptı. Çok ayıp. Ay Allah'ım. Neyse, Emre pek kabak yemez. O yüzden ona et verelim. Sana da çok et olsun. Yani etimiz var, pilavımız var. Ben kabak çok severim. Kabak yerim. Ah, öyle mi? Oldu o zaman. O zaman Sima'ya da ben buradan kabak veririm. Sen Emre'ye et koy. O biliyorsun yemez kabak. Tamam. Elinize sağlık anneciğim. Aa, nasıl yemez kabak? Emre. Ben geçen gün bir tencere kabak yaptım. Hepsini Emre yedi. Anneciğim evet ya yedim. Çok da güzeldi yani. Aa, afiyet olsun oğlum. Ha, ne bileyim ben böyle şimdi sen söyleyince şaşırdım. Çünkü yani çocukluğundan beri biz Emre'ye kabak yedirmek için türlü şeyler yaptık Emine'yle. Yani çorbaların içlerinde yedik, böreklerin içlerinde yedik. O zaman bile fark eder değil mi Emre? Ya. Vallahi bilmiyorum artık yiyor. Gelin hanım. Acaba pek muhterem ailenizden haber var mı? Merak ediyoruz da. Emineciğim, istersen Sima'yı boğmayalım ha? Ben de bilmiyorum. Akşam aracıyla haber yollayacaklarmış. Ama soramıyorum da malum. Çok güzel. Oğlum pilav? Alayım anneciğim dur. Nasıl alayım? Emre'cim et yedin, kabak yedin. Tamam ne konuştuk? Dikkat edeceğiz. Ha, tamam. Yeter o kadar. Pilav yeme. Tamam. Ay biraz yesin canım. Ne olacak? Size katılmıyorum Meltem Hanım. Ondan sonra göbeğim çıktı diye üzülüyor. Göbekli damat olmak istemezsin herhalde aşkım. Yok aşkım. İstemem. Ay canım dur bakalım. Damat olacak mı olmayacak mı belli değil ki. Haber gelmedi daha. Sera mısın oğlum sen? Ye istediğini. Ay yok babacığım. Ben doymuştum zaten. Ondan değil yani. Doydum hakikaten. Bir şiştim böyle. Havuç kafa hanımcı olmuş Haluk Bey. Hayırlı olsun. Bunun ipleri eline alacaksın. Öyle ipleri kadının eline vermeyeceksin. Babana örnek al. Mutlu bir evlilik kurarken insanın böyle ipe filan ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden çocuklarımıza doğru örnek olalım. Niye ablacığım zaten nereden çıkardım ben hanımcı falan değilim yani lütfen. Emreciğim. Efendim hayatım. Ne var hanımcı olmakta? Yok canım zaten bir şey yok tabii ne olacak ben öylesine dedim. Yani o anlamda demedim. Niçin dedin? Dedin. Dedin az önce ben hanımcı değilim dedin. Bak nasıl boğattın beni. Tamam. Boğalma geldi bana şimdi. Haluk Bey, siz börülce alamamışsınız. Vereyim mi, ister misiniz? Dominant gelininiz hayırlı uğurlu olsun Meltem Hanım. Aracı arıyorum. Alo? He. Tamam. Teşekkürler. Size de. Alo? Ne diyorlar? Kim? Haluk. Baba aradılar ya. Ha. Aracı gülmüyorsun be. Şöyle. Bak şimdi. Allah. Ay. Yarın akşam
Simay'ın ailesiyle yemek yiyeceğiz. Oley be! İşte bu. Beklenen haber geldi. Durun bakalım, durun bakalım. Daha kızlarını vermediler. Tabii canım, yani daha tanışacağız. Siz onu da halledersiniz canım annem, canım babam. Hallederiz, hallederiz. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Bizimkiler böyle işte. Ay, olur mu hiç öyle şey? Yani sonuçta her ailenin geleneği, göreneği, beklentileri farklı, saygı duymak lazım. Yine de sizi bu kadar uğraştırdıkları için biraz üzülüyorum. Ne demişler? Kız evi, naz evi. Hem ben senin babanı çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de kız babasıyım. Sen merak etme. Sizin gibi bir aileye gelin geleceğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hadi o zaman yemeğimizi yemeye devam. Ellerinize sağlık, her şey için çok teşekkür ederiz. Ay, rica ederiz, ne demek. Her zaman bekleriz. Afiyet olsun. İstediğin zaman gelebilirsin yani. Çekinmene gerek yok. Burası artık senin evin sayılır. Çok sağ olun, teşekkür ederim. O zaman yarın akşam görüşüyoruz anneciğim, babacığım. Tamam, görüşürüz. Tamam. Hoşçakalın. Kıraf etmeye falan dikkat edin, tamam mı? Tamam anneciğim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi hadi. Ne yapıyorsun oğlum? Karşıya taşınmışlar, ses duyuyor. Aa, evet. Emine, ha. Hemen bir kap yemek hazırla da tanışalım. Olur mu öyle şimdi? Bu arada... Hüseyin'i arıyorum. Koçu ne yaptı onu merak ettim. Yine koç. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alırım. Ayrı dümen tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz.